Kararına tepkiler devam ediyor dedik. Az önce bültenimizin içerisinde bir bağlantı yapmıştık ve Erzurum'a gitmiştik değerli izleyenlerimiz. Dün cuma namazı sonrasında birçok ilde olduğu gibi Erzurum'da da tepki protestoları gerçekleştirilmişti. Bugünse Erzurum'da sivil toplum kuruluşları öğle namazı sonrasında protesto yürüyüşü düzenleyecekler. Şimdi oradaki son durum nedir öğrenmek için hemen Erzurum'a uzanıyoruz. Mikail Kurban, Mikail arkanda kalabalık görüyoruz. Oldukça fazla yürüyüş başlayacak mı? Şu an oradaki atmosfer nedir? Senden dinleyelim detayları. Evet, yürüyüş başladı. Şu anda an itibariyle Filistin'de hayatını kaybedenler için selalar veriliyor. Kameraman arkadaşım Ertaş Koçak yine ekranlara getirecek. Burada 7'den 70 herkes Trump'ın skandal kararına tepkiler gösteriyor. Ellerinde Filistin bayraklarıyla, dillerinde tekbirler. Burada İslam'ın kutsal beldesi, ilk göz ağrısı Kudüs için tek yürek olup Amerika'nın Kudüs kararını protesto ediyor. Biraz sonra yine burada Kur'an tilaveti olacak. Filistin'de hayatını kaybedenler yine burada Kur'an tilavetiyle anılacak. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu yine buradaydı. Öğlen namazının hemen ardından Narmanlı Caddesi'nde başladı yürüyüş. Burada 10 binleri görebiliyorsunuz. Şu anda kameraman arkadaşım eğer biraz daha yaklaşabilirse 10 binlerce Erzurumlu burada. Alanlara neredeyse sığmıyor diyebiliriz. Şu anda gördüğünüz bu alan Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı ve bu alanda 7'den 70 herkesi görebilirsiniz. Tabii ki ellerinde pankartlar da var. Hemen ben o pankartları da size okuyayım. Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz diyor burada Erzurumlar. Burada duruşlarıyla bir şeyler belirtiyor, bir şeyler anlatıyor Erzurumlar. Yine diğer bir pankarta bakacak olursak, dini İslam için sefer namazının Ayasofya'da, fetih namazının da Kudüs'te kılmaya bizler hazırız diyorlar Erzurumlular, dadaşlar burada. Tabii ki Kudüs Hazreti Muhammed'in İslamiyet'in yayılmasında önemli bir nokta olan ve Miraç'a yükseldiği ve Mescid-i Aksa'nın da yine burada inşa edildiği bilinmektedir. Kudüs İslam için büyük bir öneme sahiptir. Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da 7'den 70 herkes burada ve meydanlarda Trump'ın skandal kararına tepkiler gösterir. Yaklaşık 5 kilometrelik bir yol sarf etti Erzurumlar. 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Narmanlı Camisi'nden başladı. Ellerinde Ay Yıldızı bayrakları vardı. Yine ellerinde Filistin bayrakları vardı. 7 yaşında çocukları gördük bizler burada. Yine 70 yaşında dedelerimiz de burada Trump'ın skandal kararına tepkiler gösteriyor. Hazreti Ömer'in mirası, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası ve Sultan 2. Abdülhamit'in davası Kudüs için Erzurumlar tek yürek oldu ve Kudüs için yürüyüş gerçekleştiriyor. Tabii alan şu anda dondu ve akın akın Erzurumlar yürüyüşün yapıldığı alana geliyor. Yürüyüş yapıldı ve şu anda da burada açıklamalar da biraz sonra yapılacak. Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Trump'ın dünyanın karşısına çıkmasına rağmen imzaladığı Kudüs kararının hemen ardından Erzurumlar meydanlara çıkmıştı. O gece sabahlara kadar Erzurumlar meydanlardaydı. Dün de yine cuma namazının hemen ardından Erzurumlar bir tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Bugün de yine sivil toplum kuruluşları ve on binlerce Erzurumlunun, on binlerce dadaşın katıldığı tepki yürüyüşü gerçekleşiyor. Ellerinde Filistin bayrakları, dillerinde tekbirler ve kalplerindeki iman ruhuyla Müslümanların kutsal beldesi, ilk göz ağrısı Kudüs için tek yürek olup Amerika'nın Kudüs kararını protesto ediyor. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım şu anda ekranlara geçiyor. Giderek bu kalabalık burada artıyor. On binlerce Erzurumlu akın akın alana geliyor. 7'den 70 herkes burada. Bizler de buradayız. TRT Haber ekibi olarak buradan canlı yayınlarımızı sürdürüyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, 7'den 70'e Erzurumlular Kudüs'e sahip çıkmak için sokaklarda verdiğin bilgi için çok teşekkür ediyoruz Mikail.